Sosyal konut projesinin tanıtım töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan projenin detaylarını açıkladı. Öte yandan Elazığ'a kaç sosyal konut yapılacağı da belli oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak nitelendirilen projenin tanıtım töreni gerçekleştirildi. Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Törende konuşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da deprem yaralarını saran Türkiye'nin tarihin en büyük dönüşümlerine imza attığını ifade etti. Bugün Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de önce yaralarını saran ardından da tarihinin en büyük dönüşümlerine imza atan bir Türkiye var. Bu büyük hamle yüz milyarları aşan yatırım değeriyle yüzlerce sektörü harekete geçirecek, ekonomimizi güçlendirecek ve yüz binleri aşan sayıda kardeşimize iş kapısı açacak, ekmeğine ekmek, aşına katacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise projenin detaylarını kamuoyuyla paylaşarak başvuruların Ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Başvuruları yarın itibariyle başlayacak ve Ekim ayı sonuna kadar sürecek bu projelerin ilk temelini de yılbaşında atıyoruz. Amacımız ilk etap konutlarını azami iki yıl içinde bitirip hak sahibi vatandaşlarımıza teslim etmektir. Yatay mimari esasıyla. Yani zemin artı 3, zemin artı 4, bilemediniz zemin artı 5. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Cumhuriyetimizin 100. yılına böyle küresel ve tarihi önemde bir kampanyayla girmekten gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan projedeki hedeflerini açıkladı. Hedefimiz 81 ilimizde ve tüm ilçelerimizde 2023-2028 arasını kapsayan 5 yıllık süreçte 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa. Yani vatandaş der ki bana altyapısı yapılmış arsa verin. Ben kendim yapacağım. Peki. Onun için de 250 bin konut yapımına müsait altyapısı halledilmiş arsa. 50 bin iş yeri yaparak milletimizin istifadesine sunmaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konutların fiyatlarının belirlendiğini dile getirdi. Konutlarımızın maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak belirlediğimiz fiyatları da şu şekilde olacaktır vatandaşlarımız toplamda 608 bin lira fiyata sahip iki artı bir konutlarımıza aylık 2280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vade ile sahip olabilecek toplam 850 bin lira fiyata sahip 3 artı 1 konutların ödemesi 3187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile yapılabilecek. Bu kampanyamıza İstanbul'da hane geliri 18 bin liranın diğer illerde 16 bin liranın altında olan her vatandaşımız başvurabilecektir. Belirlenen toplam bedelin yüzde onu Peşin alınacak, taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacaktır. Erdoğan satılacak arsa fiyatlarıyla ilgili de bilgi verdi. Arsalar iki gruptan oluşuyor. İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar vardır. Bunlar 192.500 liradan başlayan Toplam fiyat ve 1604 liradan başlayan taksitlerin 10 yıl vade ile faizsiz şekilde ödeneceği bir yöntemle vatandaşlarımıza satılacaktır. İkinci grubu oluşturan hisseli parsellerin ödemesi ise 112.500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde yapılabilecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan iş yerleri fiyatlarının ise 350 bin TL'den başlayacağını söyledi. İş yerlerini 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2633 liradan başlayan taksitlerle 10 120 ay vadeyle emekçi kardeşlerimize, genç girişimcilerimize sunacağız. Öte yandan Elazığ'a kaç sosyal konut yapılacağı da belli oldu. Elazığ genelinde toplam 1651 adet konut yapılacak. Elazığ merkeze 600 adet, Ağın ilçesine 200, Karakoçan ilçesine 188, Keban ilçesine 88, Kovancılar ilçesine 214, Palu ilçesine 282 ve Yurtbaşı beldesine 79 konut yapılacak.